Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Ben Abdullah Edik Bugün konuğum Melih Yıldız ile birlikte geçtiğimiz haftalarda Remzi Yayın Evi tarafından yayınlanan Aklın Uçurumunda Bilimde, Sanatta, Edebiyatta Aykırı Kişilikler ve Hikayeleri başlıklı kitabı üzerine biraz edebiyatta psikoloji arasındaki ilişki ve özellikle yakın dönem Türk Edebiyatı'nın ön plana çıkan karakterleri, figürleri ve onların hikayeleri üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, ben aslında ilk olarak e, hem biraz din hikayesini hem de e, kitabın e, hikayesinin ve bu onlar arasındaki e, ne diyelim ortak kümeden öd ederek başlamak istiyorum. E, psikoloji eğitimi aldınız ve evet. uzun yıllardır çeşitli dergiler için, yayınlar için çalışıyorsunuz kitaplar evet. kalem alıyotunuz. Bu anlamda psikoloji ile edebiyat arasındaki ilişki gerek bu kitap ödeninde gerek Nidin hayatının ödeninde çok iç içe geçen bir e, ağı meydana getiriyor. Evet. E, i̇lk olarak sizin için edebiyat ve psikoloji nasıl iç içe geçti? Bu ilgi, merak nasıl başladı? Bunu sorarak başlayalım isterseniz. Ee, aslında herkes şöyle söyler ya ben üniversiteye şu amaç için girdim, şu amaç için girdim. Ee, açıkçası ben psikoloji eğitimini alma hedefim. Lisede şunu söylüyordum. Hani ben yazar olmak istiyordum. Çocukluğumdan beri, ilkokuldan beri yazar olmak istiyordum. Bir kütüphane kuruyordum kendim evde. Daha sonra aslında hikayenin başına dönmek isterim ben. İlkokul dördüncü sınıfa dönmek istiyorum. İlkokul dördüncü sınıfta kütüphaneler haftası bana en çok okuyan ödülü verilmişti. Ama ben bu ödülü alıp almayacağım bilmiyordum. Ben Kütüphaneye gidiyordum. Sabah saat 9'da tıpkı bir devlet memuru gibi kalkıyordum. Her gün kütüphaneye gidip orada belli başlı kitapları okuyup ondan sonra da okula gidiyordum. Bizim dönemimizde sabahça öğlencilik vardı. Şu an bazı okullarda da yine sanırım devam ediyor. Yarı zamanlı olarak. Ben öğlenciydim. Yani öğlen okula gidiyordum. Ee, sabahları da kütüphaneye gidiyordum. Oradan da okula gidiyordum. Ee, orada da kütüphanede kayıt alıyorlarmış. İşte genç çocuk ve yetişkin olarak. Ben de çocuk kategorisinde... Alınan kayıtlarda en fazla kütüphaneye gelip kitap okuyan çocuk grubundaki kişiymişim. Daha sonra kütüphanecilik haftasında da Okulumuza Kaymakam gelip Pendik Kaymakamı bana ödül vermişti. En çok okuyan ödülünü almıştım. O zaman tıpkı bir siyasetçi gibi sahnede çıkıp işte ben halk kütüphaneleri kuracağım, kütüphaneler kuracağım ve yazar olacağım diye bir cümle kurmuşum. Daha sonra e, bu hayalimi gerçekleştirdim. Gerçekten e, bir kütüphane, iki tane kütüphane kurduk. Biri askeriyede olmak üzere, bir tanesi de Muğla'nın Ula ilçesinde bir kütüphane kurduk. Bu hayalimi böylece gerçekleştirdim. Daha sonra da kitaplarım yayınlanınca da artık yazar olma yolunda adımlarımı atmış oldum. E, daha sonra artık liseyi okudum. E, lise okurken psikolojiye, edebiyata tabii biraz daha merak salmaya başladım. Bu meramdan sonra da artık tercih dönemleri geldiğinde psikoloji bölümünü yazdım. Ee, daha sonra hem psikoloji hem edebiyat artık içli dışlı olmaya başladım. Daha sağlam bilinçli adımlar atmaya başladım. Ee, bunun neticesinde de dergilerde Yazılarım yayınlanmaya başladı. Tabii insan karakterlerini, çevreyi bence psikoloji eğitimi aldığım için daha iyi gözlemlemeye başladım ki bu yazarlıkta çok önemlidir. Önemli olduğunu da düşünürüm her zaman. Çünkü hikayeleri, insanları çok iyi gözlemlemek gerekir. Bir iyi bir edebiyatçı olmak, iyi bir yazar olmak istiyorsanız. Bu aldığım psikoloji eğitiminin de buna çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Edebiyatta psikoloji zaten aslında birçok nok bir noktada iç içe geçen ve aslında iyi kitapları, başarılı tecrübe romanları, öyküleri bildiğim için bu kadar öder kılan temel şey de aslında insan psikolojisinde oldukça başarılı bir şekilde e, evet. bir elekten geçirerek bir sunmaları anlatmaları. Bu anlamda e, psikoloji ile zaten edebiyat arasındaki ilişki çok geçmişe evet. dayanan kökleri olan bir ilişki. Hatta hep şunu söylerim ben. E, edebiyat psikoloji e, bağında. Mesela ne kadar çok kitap okursanız o kadar çok insan tanıyorsunuz. Çünkü farklı farklı karakterler öyle değil mi? Bir romanda nereden baksanız 10-15 tane karakter en az karşınıza çıkıyor. Bu da 10-15 tane insan tanıyorsunuz anlamına gelir. İyi bir psikolog da çok fazla insan tanıyandır bana göre. Zaten bu her bir karakterin psikolojisini anlamak, neyi neden yaptığının farkına varmak da belki de psikolojinin de psikologların da üzerinde durdukları en önemli konu. Evet. Peki aklın uçurumundakilere e, gelmek istiyorum. Çünkü aklın uçurumunda olan birçok karakter var ve bu karakterler aslında gerçek hayattan. E, hepimizin belki okuduğu, işlerini gördüğü, bilimsel faaliyetlerini yakından takip ettiği isimler. Kimler var diye baktığımda Sabahattin Ali, Neyden Tevfik, Yahya Kemal, Şükrü Fenihal, Fikret Mualla, Peyami Sefa, Merve Sefa, Osman Fahri gibi birçok farklı isimden e, isimle karşılaşıyorum ki bunlar aslında Yakın dönem Türk modernleşmesini, Türk sanatını, Türk edibiyatını kuran, e, uzun bir süre yönlendiren de temel figürler. İlk olarak e, bu isimlere nasıl gittiğini nasıl e, karar verdiğiniz bu kitabın hikayesini sorarak devam edelim. Aslında bu kitabın hikayesi uzun yıllardır benim kafamdaydı. Yazma süreci kısa sürdü ama araştırma süreci biraz uzun sürdü bunun. E, bizim üniversitede lisans eğitimi aldığım zaman dönemde psikoloji tarihi dersimiz vardı. Şu an tabi hala var. E, psikoloji tarihi dersinde böyle... Psikologların psikiyatristlerin hikayeleri çok ilgimi çekmişti ama ne yazık ki bizim Türk psikolog psikiyatristlerin genelde hikayeleri yoktu kitabın içinde veya hani tarihsel anlamda bir önem atfedilmemişti o kitapta yabancı bir kitaptı tabi. Ben de orada neden bizim psikologlar, psikiyatristler yok? Mesaf, Muzaffer Şerif dünyadaki sosyal psikolojinin öncü isimlerinden biri. Keza benim e, Öge Töktem Taner hocam, profesör doktor. E, o da nöropsikolojiye büyük katkıları olmuş birisi. Ama bakıyorsunuz kitapta e, onların hikayeleri yer almıyor. Tabii Masar Osman çok önemli. Türkiye'deki modern psikiyatrinin kurucusu. E, bakıyorsunuz o yok. Raşit Tahsin, Masar Osman'ın hocası. E, onun hikayesi yer almıyor Halbuki Osmanlı'da bu isimler çok önemli modern psikolojide ama Osmanlı dönemine gelince de suyla tedavi ediliyor e, ruh sağlığı alanında. Tedaviler böyle uygulanıyor ve Avrupa'yı aslında etkileyen bir tedavi yöntemiydi o dönemde. Ki şöyle Avrupa'da hastalara zincirle vuruluyor, zincire bağlanıyor veya işte onlar insan yerine koyulmuyor. Daha sonra psikiyatri ya da psikoloji gelişiyor. E, bizim Türkiye'de Osmanlı topraklarında da Bakıyorsunuz çok fazla gerçekten bu alanda çalışılmış ve hastaları böyle dövmek, zincirlemek yerine suyla tedavi etme yöntemleri uygulanmış. Ama kitapta, psikoloji tarihinde bunlardan bahsedilmiyor. Ben de burada etkilenmiştim açıkçası lisansta okurken. Daha sonra araştırmalara koyuldum. Tabi edebiyatla da çok içli dışlı ilgili olunca acaba e, bizde kimlerin böyle psikolojik problemleri olmuş? Avrupa'da olan yazarların hikayeleri hep anlatılıyor ve muhteşem hikayeler olarak bize sunuluyor. Halbuki bizim topraklarımızda da çok büyük isimler, çok değerli isimler var. E bunlardan Nazım Hikmet, e, değil mi? Dünya edebiyatını yer etmiş bir isim. Ama e, böyle özel hayatı, gizli tarafları hep böyle işte romantik şair, işte siyasi e, tavırlarıyla. Ama tabii bu insanların altyapısında bir şeyler var. Bunlar nasıl? İşte Nazım Hikmet bakıyorsun inatçı bir adam aslında. Öyle değil mi? Siyasi görüşlerinden ödün vermiyor. 15 yıl kadar hapis yatıyor. Ama kesinlikle ödün vermiyor. Bugün bu dönemde bakarsak bizim yaşadığımız dönemde ya ne olacak işte haps, hapse girmekten diyor. Ben yazmayayım, etliye sütliye bulaşmayayım diyen birçok insan var. E tabi bugün hapis yatan gazeteciler de var. Bunları tenzih ediyorum. Ama e, değil mi fikirlerinden ödün veren çok fazla, daha fazla insan var. Ama Nazım Hikmet kesinlikle ödün vermemiş. Yıllarca hapis yatmış ve burada aslında bir inat var. Bence. Ama bunun altyapısında da bir şey var. Çocukluğu mesela nazik ve nasıl bir çocukluk geçirmiş bunu merak ettim. İşte annesiyle Yahya Kemal'in olan ilişkisinden bahsederek orada bir psikologdan yardım istiyor. Psikiyatristten yardım istiyor. Fahri Celal Göktulga. E Fahri Celal Göktulga'yı okuyunca da aslında Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bugünkü konumuna getiren kişinin Fahri Celal Göktulga olduğunu öğrendim. Öyle değil mi? Hastaneye ceylanları getiriyor, hastanede ağaçları diktiriyor, işte hasta servislerini insani şartlara getiriyor. Çok önemli işler yapıyor. Bakırköy Aykılı Hastanesi'nin kanalizasyon sistemini düzenliyor, düzeltiyor. Ki bu bence şehircilik anlamında diğer belediyelere de yön vermiş bir proje olduğunu düşünüyorum ben. E bu çok önemli. Bunun hikayesi yazılmayacak mıydı? Nazım Hikmet'ten Fahri Celal'e, Yahya Kemal'e, Celile Hanım. Türkiye'deki ilk kadın ressamlardan biri. Nazım Hikmet'in annesinin dışında. E çok önemli bir karakter. E bunların bütün hikayelerini toplayınca da ortaya güzel bir hikaye çıkmış oldu. Ben bunları yazmak istedim. Zaten e, kitabı bir bütün olarak e, ele alanlar, okuyanlar şunu da fark edecektir ki bütün karakterlerin arasında belirli ilişkiler var. Bir yerde itmi geçen bir karakter, bir doktor... Bir bakıyoruz bir başka hikayede yine e, yan e, rolde var. Evet. Dolayısıyla bir şunu da görüyor burada. Dünya küçüktür. E, atıfla da zaten. Bu insanların da e, benzer evet. tonya şartlardan, bender e, öderliklerden, özelliklerden, benzer kökenlerden geldiklerini ve hayatlarının hep birbirlerine bir şekilde dolanarak devam ettiğini görüyoruz. Şu şu ve halinde de böyle. Evet. Masar Osman'da da böyle. Tabatinali'de de böyle. Hayat hikayeleri hep belirli noktalarda iç içe geçiyor ki bence kitabı bir bütün olarak değerlendirmek bakımından da bu özel, ilgi çekici bir konu. Hmm. Burada aslında şurada, şuraya da devam etmek istiyorum. Bu da aslında psikolojinin temel konularından birisi aile. Aileyle ilişkiler, anne baba, ebeveyn hmm. ilişkileri, kardeşlerle ilişkiler. Bir buradaki de ele aldığımız birçok ele aldığınız birçok karakterde şunu görüyoruz. Hepsinin aileleriyle ilişkileri bu olumlu anlamda da olabilir, olumsuz anlamda da olabilir. İşte Tabat de var, Neden Tevfik'te de var, şu Şufu Nihal'de de var. Onların hayatlarına ve psikolojilerini etkileyen en temel metnelerden, konulardan birisi. Bu noktada bu karakterleri gözün önünde bulundurduğumuzda bir noktada genel anlamda da düşünebiliriz. Ailenin kişinin psikolojisini bu kadar derinden etkileyebilmesindeki temel güçü nereden geliyor ve belki Türk aile yapısıyla veya bu karakterlerin aile yapısını düşündüğümünde bu onları nasıl etkilemiştir? Ya Şimdi herkesin ailesi aslında özel. Kapılar kapandığında içeride ne yaşandığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Benim hep merak ettiğim şeydir. İnsanlar evde nasıllar veya işte herkesin ailesi. Kapı kapandı mı değil mi? Kendi kültürümüzden bile arındığımız zamanlar oluyor evin içinde. E, bakınca bu sanatçıların yazarların hep aile hayatları birbirinden aslında çok farklı evet e, kimisi aile çok desteklemiş mesela Neyzen Tevfi'nin babası bir öğretmen dönemin çağdaş aydın insanlarından biri e, oğlu için veya eşi annesi de Neyzen Tevfi'nin çok dönemin aydın insanlarından e, o yıllarda tutup Ege'de görev yaptığı dönemde alıyor İstanbul'a çocuğunu bir ruh sağlığı doktoruna getiriyor yani bu çocukta bir problem mi var çünkü problem var. Bir kaynak. Hani baba onun farkında. kesik başlı insanlar sırıkların üzerine koyulmuş. Neyzen Tevfik bunu görüyor. Ondan sonra zaten psikolojik dünyası artık darmadağın oluyor. Çocukluğundan kaynaklanıyor. Ama orada bakınca çok düzgün bir aile rolü görüyoruz. Ama Neyzen Tevfik yıllar sonra sanki bu aileden çıkmış bir çocuk gibi değil. Berduş, meczup, hani alkolik, Bugün tanımlanacak olursa bu şekilde tanımlanıyor. Ama tabii büyük de bir deha. Hani bakınca. Demek ki bir evde oturmaktansa sokakta yatmayı tercih ediyor. Ki evi var. Bakıyorsunuz kardeşi çok önemli bir veteriner, virolog. Hani bugün pandemide soruyorduk ya bizim virologlarımız nerede. E, Mehmet, şeyin, Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Pendik'te veterinerlik müdürlüğünde çalışan çok önemli bir veteriner hekim kardeşi. Ama bakıyorsunuz Neyzen Tevfik ailesinin tam dışında biri karakter. E, burada çok düzgün bir aile profili karşımıza çıkıyor. Ama Sebahattin Ali'ye bakınca annesi ruh sağlığı tamamen bozulmuş bir kişi. Ama babası yine çok aydın bir insan. Yine çocuklarını toparlayan, işte onların gelişimini sağlaması için elinden gelen her şeyi yapan. Ama savaşlarda gazi olmuş ve artık çalışamayacak duruma gelmiş bir subay. Ne yapıyor? İşportacılık vesaire yapıyor. Karısı bunun işportacılık yapmasından rahatsızlık duyuyor. Yani bu aslında bir psikolojik bir sorun. İşportacılık yapsa ne olacak? Yani bir meslek. Ama bunu mesela kendine dert ediniyor. Ben bir subayla mı evlendim, bir işportacıyla mı evlendim deyip eşini aşağılıyor. Ama baba hiç buna aldırış etmeden çocuklarının gelişimi için elinden geleni yapıyor. Yine eşini hekimlere götürüyor tedavi olması için. Eline gelen her şeyi yapıyor. Ama eşi bir türlü buna ikna almıyor. Ve çocuklarına karşı da sevgisiz, ilgisiz bir anne. Ama bakıyorsunuz Sebahattin Ali dünyayı sevmiş. Dünya insanlarını sevmiş bu anneden hani böyle bir çocuk ortaya çıkıyor. Tabii çalkantılı bir aile yaşantısı. İşte sorduğun gibi Neyzen Tevfi'nin ailesi çok düzgün bir aileyken Sabahattin Ali'nin çok problemli bir ailenin içinde çok başarılı olmuş bir insan. Ya benim hep iddia ettiğim bir şey var. Hani bu kadar genç yaşında öldürülmeseydi kesinlikle Nobel'i alıp dünyada hani Dostoyevski, Tolstoy kimse biz Sebahattin Ali'den de bu şekilde bahsedeceğimizi düşünüyorum ben. Kesinlikle. Mesela bu konunun bir uzantı olarak şunu da söylemek mümkün. Baba ve babasızlık meselesi Türk edebiyatında da yani doğrudan e, evet. karakterler olarak değil de aslında metinsel anlamda da önemli konulardan birisi. Modern Türk edebiyatının doğduğu noktaya bakıyoruz. Bugün geldiği noktaya bakıyorum Babalarla oğullar arasında hep bir mesele var ve evet, bu mesele... Çalışma. Evet. Kimi zaman aşılır, kimi zaman aşılamaz mesela. Bu oldukça önemli bir konu. Evet. Biz buradaki hikayelere de baktığımızda Nazım Hikmet'in babasızlık meselesi. Tabi evet. Ali'nin çok e, olumlu bir baba profilleriyle karşı karşıya kalmamak. Neyden tepkiyle aynı şekilde. Oğlu için mücadele eden bir baba fikriyle karşılaşılıyor. Fikret mı? Muhalla babası büyük çatışma içinde. Ama i̇şte, orada babayı evet. ben çok suçlayamıyorum. Yani Fikret Muhalla çünkü böyle annesinin ölümünden vicdan azabı çeken bir çocuk. Ha baba onun için bir şeyler yapıyor yine. E, ruh hekimlerine götürüyor. Hekimlere götürüyor tedavi olsun etsin diye ama e, ne yaparsa yapsın Fikret Muhalla'da bir düzelme olmuyor. E, dahi çılgın bir adam profili karşımıza çıkıyor. Ama burada e, gördüğüm bir şey var. Günümüzde bile çocuklarını psikoloğa, psikiyatriste götürmekten korkan, çekinen, toplum baskısından çekinen insanlar var. Ama bu insanlara bakınca hepsi bir şekilde çocuklarını hekime götürmüşler. Ta o yıllarda ki orada bakınca bu insanlar ne kadar çağdaş, günümüzün ötesinde olan insanlar olduklarını ben gördüm hikayelerde. Bir de şunu söylemek mümkün. Çoğu atma Anadolu'da yaşarken, çocuklarını Tedavi evet. ettirebilmek için bir arayışla beraber İstanbul'a gelen, bunun için evet. para harcayan, e, emeklerini ve e, maddi bütün imkanlarını çocuklar için kullanan evet. aileler. Bu anlamda bu bilet sırf altında onlara dair bir gösterge olarak kabul edilebilir. Evet. Yani aslında bu çocukların bu kadar başarılı dünya çapında sanatçılar olmalarının alt yine ailelerin olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar çağdaş, modern, ileriye dönük düşünen bir aile yapısı varsa çocuklar da çağdaş, modern, ileriye dönük yetişkinler olarak karşımıza çıkıyorlar. Kesinlikle. Peki bu noktada az önce de belirttiğim gibi baba meselesiyle ilgili olarak bir olumlu baba e, profili var. E, Süresinde Bahattin olduğu gibi belki göreceğiz işte Neyden Tevfik'te e, Fikret Mahallesi'de olduğu gibi. Bir de babasındaki hikayesi var. Babatıyla nerede hiç vakit geçirememiş. Belki babatına dair belliğinde hiçbir anısı olmayan işte Peyami Safa örneğinde görüyoruz. Nazım Hikmet örneğinde Peyami görüyoruz. Safa yürüyoruz. örneği aslında Nazım Hikmet'in evet anne baba ayrılıyor. Bambaşka yerlere savruluyor ama bunu Peyam Safa için ben söyleyemeyeceğim. Çünkü İsmail Safa döneminin önemli şairlerinden biri. Hani bugün bakıyorsunuz Tevfik Fikretler'le oturup kalkmış şiirler yazmış. Abdülhamit'e muhalif bir isim babası. Siyasi olarak da çok iyi noktalara gelmiş. Ama Sivas'a senin memleketine sürgün edilmiş. Ee, haliyle o aileyle içli dışlı olmuş bir baba. İsmail Safa. Hı hı. Yani çocuklarına sahip çıkmış. Ee, onların eğitim almalarını sağlamış. İşte Ahmet Vefa yine kardeşi. Akıl hastalığı yaşıyor. Ondan çok ilgilenmiş. Ama sürgüne gittikleri zaman artık vefat ediyor Sivas'ta. Aile o yüzden yüzüstü kalıyor. Ama İsmail Safa hayatta olsaydı Peyami Safa'nın böyle babayla çok sorunlar yaşayacağını düşünmüyorum çünkü evet. onun babası da çok çağdaş bir insan ee, döneminin önde gelen aydınlarından. Haliyle çok erken yaşta vefat edince çocuklar yetim kalıyor, eşi artık. Eş kocasını kaybetmiş bir kadın olarak hayatta tutunmaya, mücadele etmeye çalışıyor. Onu bu şekilde düşünemeyeceğim ama Nazım Hikmet'in baba figürü gerçekten problemli. Yani baba da Kadıköy'de, anne de Kadıköy'de ama Nazım Hikmet'ten çok bence işli dışlı olmamış. Çünkü ben onun anılarını okuduğum zaman Nazım Hikmet'in babasından çok fazla bahsetmiyor. hep annesinden bahsediyor. Annesinin rol modeli alıyor bana göre. Annesinin akrabalarıyla daha fazla işli dışlı. Ya burada evet e, olumlu olumsuz hani onu çok değerlendiremeyeceğim ama Nazım Hikmet'in babası Nazikbet'ten çok fazla ilgilendiğini ben düşünmüyorum. Ama İsmail Safa hakkında bunu söyleyemem. Çünkü haksızlık etmiş o zaman. Yok zaten İsmail Safa bağlamında katlettiğim şey biraz da erken yaşta vefatından babasız, dolayı o baba oğul ilişkisinin hiç olmamış. Çünkü Peygam Safa 2 ya da üç yaşında olması lazım babasını kaybettiğinde. Evet. Hiç görememiş. Yani rol model olarak e, amca intihar ediyor. Hani böyle karşısında bir dede yok, amca yok, dayı yok. E tabi hiç bu konuma koydu bir insan olmamış. Kendi ayakları üstünde durmuş kendi yerlere gelmeye çalışmış. Kesinlikle. E, bu noktada yine zaman Sefa ailesinden gidecek olursam şu noktada benim dikkatimi çekiyor. İsmail vefanın tabii ki görece erken vefatıyla beraber ortada kalan bir aile var ve evet. bu aileye daha sonra İsmail döndüklerinde aslında İsmail, Tefa'nın arkadaşları ellerinden gelen bütün yardımı evet. yapıyorlar, iş veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Burada da iki özel kardeş profiliyle karşılaşıyoruz. Bir tarafta Ahmet Vefa var, bir tarafta Peygamber Sefa var. Hayat hikayeleri de bir noktalarda kesişmekle beraber aslında daha sonra giderek farklı bir yoldan devam ediyorlar. Ama seni düzeltmem lazım burada. Ahmet Vefa, İsmail Safa'nın kardeşi. kardeşi. Yani amca vefat ediyor. Tabii Peyami Safa da bu vefattan çok etkileniyor. Çünkü Hı -hı. intihar ediyor. Daha sonra işte hastalıklar geçiriyor. Peyami Safa. Ama dediğin gibi babasının çevresi bu aileye sahip çıkıyor. Peki mesela gerek babasının bu kadar erken bir tarihte vefat etmesi, gerek amcasının... Hı -hı yaşadıkları, başına gelenler ve çevresinden çok çokça duyduğu bu hikayeler. Peyami Tefa'yı nasıl etkilemiştir ki? Daha sonra çünkü eşiyle olan e, hikayede de belki bunların illerini görmek mümkün olacaktır. Peyami Safa 9. R.C. koşunda da okuduğumuz gibi zaten hastalıklı bir çocukluk geçiyor. İşte kemikleri gelişmiyor, zayıf. Hastalıklı bir süreçten geçen bir çocuk. Haliyle e, Peyami Safa hastalıklardan çok korkuyor. Hani hipokondriyak seviyesine kadar geliyor. E, hastalık hastalığı da oluşuyor ister istemez onda. Ve anılarında, hikayelerinde okuduğum kadarıyla şu tıp doktorundan daha fazla tıp bilgisine sahip olduğu söyleniyor. Anatomiye çok hakim, ilaçlara çok hakim, nerede ne olacağı çok hakim. Ki doktor arkadaşları da hep kendisine takılırlarmış. Sen bizden daha fazla bilgiye sahipsin bu konularda diyor. Çünkü sürekli tıp kitapları okuyor. İşte ilaçları okuyor, nerede gidip. Bugün hani meşhur ya böyle. Bitki çayları içiyor. İşte alternatif alternatif tıpa da yöneliyor. Sürekli bunlarla haşır neşir ve bir gün eşiyle işte nişanlı oldukları zaman da bir kağıt görüyor, düşüyor eşinin cebinden açıyor, bakıyor bu kağıdı ne olduğunu ilaçlar yazıyor kağıtta ve ilaçların ne ilaçlar olduğunu çok iyi biliyor. Bunlar psikiyatrik ilaçlar ve eşiyle evlenmekten aslında ilk başta çok korkuyor. Acaba işte Amcasının yaşadığı bir travma var. Amcası intihar ediyor. Tabii evet. çocuk evde bunu dinliyor. Ee, acaba eşi de ilerleyen süreçlerde böyle mi olacak? İşte bu hastalıklardan kurtulamayacak mı? çocuğuna acaba kalıtsal yoldan geçecek mi? Hep bunların endişesini yaşıyor. Evlenmekten aslında bir ara vazgeçiyor. E daha sonra eşini seviyor, evlenmek istiyor, evleniyor. Ama hep kontrol ediyor, eşini işte hekimlere götürüyor. Psikolojik sorunları gerçekten düzelmiyor. Ama çok bilinçli bir adam Peyami Safa. Hep doktorlarla, Ayhan Songar'la mesela çok yakın ilişkileri var. Hikayede de anlatıyorum. Hep doktorlarla işte dışlı oluyor. Doktora, hekim arkadaşları çok fazla oluyor. Ama tabii kendi de okuyor, ediyor. Böyle korkuları olan bir isim. Hastalıklardan çok korkuyor. Yani böyle bir profilin de tabii hayatının bu derece olumsuz olaylar çerçevelenmesi oldukça aslında talihsiz bir durum. Eşinin psikolojik rahatlıkları, babasının kaybı, anladım. amcasının başına gelenler, daha sonra yaşarken olduğunu kaybetmesi altında PNP'nin hayatı boyunca da birçok psikolojik yükü Hı. yüklenmek zorunda kaldığını bir de gösteren e, başlıklardan konulardan Hı. birisi. E, bu noktada aslında e, biraz da çirkin şaire değinmek istiyorum. Çünkü Ahmet Haşim Hı. yine e, kuşağının e, oldukça Belki renkli olarak tanımlayabileceğimiz şiirleriyle de yaşantısıyla da bugün çokça konuştuğumuz Beşir Ayvanoğlu'nun hakkında evet. çok değerli bir kitap yandı. Özel bir figür. Bir şair olarak da herhalde... Hatta yakın zamanda şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi de e, mezarını yeniden restore etti. Mahir da teşekkür ediyorum bilgisi için. Kesinlikle. ya yani Ona bu değerin verilmesi bugün için de evet. çok anlamlı zaten. Çok büyük bir şair. Kesinlikle. Peki e, bu... Yanının başında olan çirkin şair bir biraz değinelim. Ahmet Haşim'in bu çirkinlik ile intihanı, bu takıntısı Hı. nereden geliyor ve nasıl gelişiyor? E, şimdi şöyle e, aslında bakınca yani hani bize konumlandırmak düşmez ama çok çirkin bir adam değil bana göre. Çünkü güzellik, çirkinlik aslında toplumsal bize atfedilen bir kodlama diyeyim ben. Hani güzel, çirkin, dönemsel olarak değişiyor. Kimisi şişman Zayıfları çok beğenir, kimisi zayıfları çok beğenir. Yani mesela kimi kendi saç modeli beğenir, sen başka bir saç modelini beğenirsin dışarıdan baktığın zaman. Ya aslında çirkinlik güzellik kavramı kişiden kişiye değişen bir kavram. Ama Ahmet Ayşin bunu çok dert ediniyor kendisine. Biliyorsunuz üzerinde bir çiçek izi var. Ben gibi. Ben gibi. Bunu çiban izi orada kalıyor. Çiçek hastalığı geçiriyor küçükken. Orada da kalan iz bunun hayatını büyük, olumsuz olarak etkiliyor. İşte başım benim bedenimden büyük diyor. Halbuki fotoğraflara bakınca böyle çok yüzüne bakılmayacak şey bir insan değil. Toplumda da öyle. Yani kabul görmüş, herkes tarafından sevilen bir isim. Ama kendisi bir türlü bunu kabullenemiyor. Kendini çirkin olarak görüyor. Hatta Arap Haşim denmesinden çok rahatsız oluyor. Ben işte Arap değilim vesaire. Yani Arap olsan ne olacak? Yani sonuçta insanlar ırkını kendileri seçemiyor. Ama bunu mesela çok dert ediniyor kendisi. Arap Haşim denmesini. E tabii Arap değil, Türk asıllı biri. Ama bunu sanki çirkinmiş gibi kendisine yani çirkin insanmış gibi söyleniyor. Halbuki öyle değil. Ee, babası biliyorsunuz Arap çöllerinde görev yapıyor oraya gidiyor. Ondan dolayı kendisine böyle takılıyor. Yani ne denirse densin mesela Türk Haşim'de dense ben çirkin miyim diyecek. Ya sen çok güzelsin dense ben çirkin miyim de bana bunu söylendi. Çocukluğundan beri gelen böyle bir problemleri var. Hani ırkları kendi kafasında güzel çirkin olarak ayırmış. İşte insanları kendi kafasında güzel çirkin olarak ayırmış. Böyle bir karakter Ahmet Haşim. Daha sonra tabii birçok kadınla ilişkisi oluyor ama hiçbiriyle uzun süreli beraber olamıyor. Ben diyor çirkinim bu kadın yarın öbür gün beni bırakacak çirkin olduğum için hepsinden ayrılıyor. Keza hikayede de anlattığım gibi nişanlanıp ayrıldıkları da oluyor. Hani son düğüne yakın geleceğe kaçıyor. Kendini çirkin sanıyor. Çirkin görüyor. Belki burada şey de söylemek mümkün yani Ahmet Haşim'in bu tavrıyla bir dönem için çok yakın arkadaşı olan Yahya Kemal'in de ehliliğe karşı tavrı Aslında birbirlerine çok paralel gelişiyor. Evet kendilerini adaletler... birbirini destekliyor, besliyor. Belki de hani kendini onayladığı, kabul gördüğü için çok yakın arkadaşlıklar kuruyor. Çünkü ilişkilerin hiçbiri devam edemiyor. İşte insanlar ırkına göre ayırması, onları güzel çirkin yapma. Hani bu dönem belki böyle kimsenin hoşlanmayacağı şeyler değil mi? Beni ırkımdan dolayı ben çirkin miyim, güzel miyim? Bu yanlış gelecek. Ama Ahmet Ayşin bunları kendi kafasına sorun ediyor. Yahya Kemal'de, pardon Yakup Kadri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dan yakın arkadaş. Yahya Kemal'den değil. Yahya Kemal diğer hikaye. Yok Yahya Kemal'de de e, kitap haricinde e, özel bir dönem için büyük bir Dost, yetenekleri var. Var var evet. Ama Yakup Kadri'yle hani bu kadın ilişkileri evet. vesaire. Mesela Yakup Kadri'nin beraber olduğu kadınlara da karışıyor Ahmet Ayşin. Hani bu kadın sana bak böyle dedi, şöyle dedi bunun duruşu şöyle, konuşması böyle. Hep böyle insanlara bir model oluşturmuş kafasında hep, ama hep olumsuz modeller oluşturuyor. Hani bugün yaşasa kesinlikle arkadaşsız kalır. Belki hani böyle sosyal linçler var ya, belki linç edilecek düzeyde düşünceleri var. Ama o dönemde insanlar artık Ahmet Haşim'i tanıyorlar. Çok da aldırış etmiyorlar bence. E bu noktada zaten üçüncü şeriden dedikodu dediğimiz şey de giriyor ki evet. aralarındaki ilişkiler bunların dile getirip için ve anılarda kendilerini açtıkları alanda bu anlamda çok kıymetli aslında. Evet yazıyorlar sürekli hani Ahmet Haşim'i. Ahmet Haşim bana göre çok aykırı bir karakter. Hani döneminde de olsun. Şiirleri de yine tabii. Ama hani bakınca bunların dahi tarafları insanların aslında ilgisini, alakasını çekiyor. Öteki taraflarını bu çılgınlıklarını söndürmüş oluyor es, Koyduk ortaya koydukları eserler. Kesinlikle bu noktada zaten Ahmet Haşim için Beşir Hayvadoğlu'nun yazdığı kitaba paralel bir şekilde Abdullah Şinat Niter'in ve Yahya Kadri Karamanoğlu yazdığı Hı. Haşim e, Anı kitapları, biyografi kitapları da çok önemli ve kendine dair aslında birçok farklı portre sunuyor. Evet. E, Şüküfe Nihal itimine biraz da yemek istiyorum. O da çünkü hayat hikayesiyle de çok enteresan bir karakter. Yandığı metinlerle de çok enteresan bir karakter. Ee, onun da temel aslında problemleri aslında İbrahim evlilik hayatıyla alakalı. Ee, oldukça e, farklı evlilikler var. Bu evliliklerde aradığını bulamayan ve bunun adına edebiyatına yandıktan en azından bu şekilde kendine dair bir çıkış yolu arayan bir e, karakter var, bir e, kadın yazar var. Biraz Şüküfe Nihal'in hikayesini dinleyelim. Şüküfe Nihal çok ilginç aslında. Bugün günümüzde çok fazla değer görmesi gerekip de görmeyenlerden. Ben yayıncı olsam onun kitaplarını yeniden basardım. Hatta büyük bir şekilde de etrafa duyururdum bunu. Suat şey yapmışlardı. Çok güzel bir olay bence İthak yayınlarını yaptı. Bu Şüküfe Nihal için de yapılabilir. Çünkü bunu hak ediyor. Türkiye'deki kadın hareketinin öncü isimlerinden biri. Ama günümüzde çok fazla değer görmüyor ki o bahtsızlığı kendi yaşamış olduğu dönemde de bence mevcut. E, Şüküfe Nihal nasıl bir karakter? Babası döneminin aydın çağdaş insanlarından biri. E, kız çocuklarının okula gönderilmediği dönemde aslında Şüküfe Hal'i okula gönderiyor. Ama daha sonra kendisinin tayini çıktığı için babasının e, dönemdeki insanlara mı güvenemiyor? Ne yapıyorsa veya sosyal baskılardan artık etkileniyor. Kızını evlendiriyor çok genç yaşta e, bir siyasetçi Orada da adını yazıyorum Başar. Ee, Ahmet Hamdi Başar. Ahmet Hamdi Başar'la evlendiriyor kızını. Ama yaptığı evlilik Ahmet Hamdi Başar da farkında. Şüküfe Nihal de farkında. Hem yaş farkı var aralarında. Çok aslında uyumlu çift olamıyorlar. Çünkü Şüküfe Nihal edebiyata, sanata düşkün bir karakter. Ama Ahmet Hamdi Başar siyasetçi. Sadece siyasetle ilgilenen. Ailesini tabii ki siyasi konulardan dolayı ihmal eden biri. Bu evlilik çok uzun sürmüyor. Ee, Şüküfe Nihal daha sonra tekrar... E, Üniversiteye kayıt oluyor Darülfünun'a. E. Orada e, coğrafya eğitimi alıyor. Türkiye'de ilk üniversite mezunu olan kadın olarak karşımıza çıkmış oluyor. E, bu alanda çalışıyor. Daha sonra Osman Fahri var. Osman Fahri de ben aynı hikayenin için anlatmak istiyorum. Osman Fahri de eşi çok yakın arkadaş. Bakıyor ikinci evliliğini yapıyor. Çünkü Fenihar. O ismi hatırlayamadım şu an. ikinci evliliğini yaptığı kişi. Eee daha sonra geliyor bak Osman Fahri askere gitti gidiyor yine senin yakın tarafta gittiğin gibi askere gidiyor. Asker dönüşünde arkadaşı zorla evlerine davet ediyor. Aslında Osman Fahri eve gitmek istemiyor çünkü Şükrü Nihal'i görecek. Şükrü Nihal'e çok aşık. çok seviyor Şükrü Nihal'i. Bu evliliği görmek istemiyor. Onlardan uzak kalmak istiyor. Ama Şükrü eşi ısrarla arkadaşıyla hani dergiler çıkartmak, işte edebiyat alanında beraber yürümek istiyor. Tabi e, tabii Osman Fahri gidip de diyor ki ben senin eşine aşığım işte şöyledir böyle. Tayinini alıyor. Elazığ'a gidiyor. Elazığ'da işte öğretmen olarak çalışıyor. Ama Şüküfe Nihal'e karşı olan tutkusu artık patolojik aşk olarak kendini gösteriyor ve intihar ediyor. Orada intihar girişiminde bulunuyor daha doğrusu. Hani vefat etmiyor. Daha sonra trene bindirilip Haydarpaşa Garın'da da Osman Fahri'nin abisi cenab Şahabettin. Hem doktor hem yazar, şair. Ee, Cenab-ı Şahabettin kardeşi Osman Fahri'yi karşılıyor. Fransız Lapa Hastanesi'ne yatırıyorlar. çünkü Fenial aşkından dolayı intihar ediyor. Daha sonra Lapa Hastanesi'nde de e, tekrar intihar girişiminde bulunup artık hayata veda ediyor Osman Fahri. Şükü Fenial'in travmalarından bir tanesi de bu oluyor. Daha sonra işte huzur evine gidiyor, kalıyor Şükü Fenial. Orada da açıkçası ailesi ve dostları kendisine artık kapıyı kapatmış oluyor. Orada yalnızlıklar içinde vefat ediyor daha önce yine yoldan karşıdan karşıya geçerken bir araç kendisine çarpıyor şu Orada da bir engelli kalma durumu oluyor. Bunu da artık hayattan çünkü kopma sebeplerinden biri oluyor. Osman Fahri'nin kendisinin sebep olduğunu düşündüğü intiharı. Daha sonra trafik kazası. Şükfeniyal'in artık psikolojisinde ruh bozulmalara neden oluyor. Ee, i̇kisinin de tarafından da üzüldüğüm bir nokta var. Bugün bakıyorsunuz Osman Fahri'nin de mezarı kayıp, Şükfeniyen de mezarı kayıp. Bu da beni çok üzen hikayedir. Altında yani onlar gibi mezarı kaybolan ve bugün artık bir mezar yerine bile tayip olmayan birçok önemli isimden bahsetmek mümkün. Gibi. Ee, bir diğer nokta da aslında bu kitabın bence başlarına çok oturan konulardan bir tip ettim. E, Ömer, Masar Osman isimleri evet. Türk psikoloji tarihi açısından da bilim çalışmaları açısından da aslında yer yer edebiyatçılarla ilişkileri bakımından da önemli isimler. Evet. E, kitapta onlara da açılmış güzel bir pencere var. Eee Masar Osman'ın Betim Ömer'le ilişkisi ve Masar Osman'ın e, nasıl bir karaktere sahip olduğu, hayatı boyunca neler yaptığı, hangi önemli çalışmalar yaptığı bir anda bunları bahsedelim derim. Evet. Eee Masar Osman tabii Türkiye tıp tarihi açısından çok çok önemli bir isim. E, Besim Ömer de çok çok önemli bir isim. Masar Osman önce e, askeri eğitim almak Pardon. Önce ekonomi üzerine bir eğitim almak istiyor sanırım. Yani oraya çok da tamro olmayıp... evet. yani daha sonra yaşı tutmuyor. Belli bir yaşlar var o dönemde. Ee, okula giremiyor. İşte şeye O zaman mülkiye diyorlar galiba. Mülkiye'de çalışmak mülkiye çalışmak istiyor. Mevkide. Mülkiye müfettişi vesaire olmak istiyor çocukluğunda. Ama sınava giremiyor. Daha sonra ne yapacağım? İşte bir yere yerleşmek için diyor tıpa gideyim Yani askeri tıp o zaman. Ee, tıbbiyeye giriyor. Orada Besim Ömeri görüyor yolda. Çok etkileniyor. İşte bu nasıl bir adamdır? İşte karizmasından, işte duruşundan, insanların kendisinden bahsetmesinden. Daha sonra Besim Ömer'in öğrencisi olmak istiyor. Besim Ömer Türkiye'deki kadın doğumun öncü isimlerinden, kurucusu. daha sonra gidiyor. Besim Ömer diyor işte hocam ben sizin asistanınız, öğrenciniz olmak istiyorum. Benim diyor şeyim dolu, kotam dolu. Ben seni alamayacağım diyor. Oradan büyük bir üzüntüyle ayrılıyor yanından. Daha sonra dahiliye bölümüne gidiyor iç hastalıklara. Orada da kandan tiksiniyor, işte yapılan şeylerden ürküyor. Kendisine çok uygun olmadığını görüyor dahiliye bölümün. E ne yapacağım? Yatıp fakültesini bırakacağım. Ee, ya da o zaman hiçbir şekilde değer görmeyen asabiye bölümüne gidiyor. Raşit Tahsin'in kapısını çalıyor. Raşit Tahsin'de ilginç bir karakter. Kilolu. Kapıya kadar geliyor. İşte öğrencileri, asistanları kendisi sandalyeye oturuyor. Onu kaldırıyorlar, yukarı götürüyorlar. Ama o yıllarda e, psikiyatri gelişmemiş. Raşit Tahsin de hani çok fazla bir şey yapamıyor. Siyasi baskılar da var. Abdülhamit döneminden bahsediyorum. Siyasi baskılardan dolayı da doğruları söyleyemiyorlar. E, ama Masar Osman bu bölüme giriyor. İlgisini çekiyor aslında psikiyatri. İlk istemeyerek gitse de. İyi ki de diyorum Besim Ömer kabul etmiyor. Çünkü Besim Ömer kadın doğumun öncüsü oluyor. Kabul etmediği öğrencisi Masar Osman da psikiyatrinin evet, evet. öncü isimlerinden oluyor. Daha sonra Avrupa'ya gidiyor. Çok ilginç. Krapeli'nin asistanlarından biri oluyor. Krepeli'nin tabi bazı disi, çok disiplinli bunların bazılarını sağlayamasa da e, kendisini çok fazla geliştirip Avrupa'da Türkiye'ye gelip bu öğrendiklerini Türkiye'de artık hayata geçiriyor. Bimarhaneleri kuruyor. Bunlardan biri işte Bakırköy Ruh Sağlığı Ruh ve Sinir Hastanesi'nin kurucusu oluyor. Bence çok çok önemli bir karakter. tabii ben çok detaylara giremiyorum. Kitabın hikayeler, büyüsünü kaybetmesin diye. Kesinlikle. Ben zaten son iki soruya geçmek istiyorum. Bunlardan birincisi Aragüler aslında. Aragülerin hikayeti çok enteresan. Detayları zaten e, kitapta da var ama onun öncesinde e, metin e, bence çok kıymetli burada e, Neli Bilir'in hikayeti var aslında. Bu da bir de şunu gösteriyor ki akıl hastanelerin durumu da geçmişten bugüne hı. çokça değişmiş ve aslında hiçbir şey e, dışarıdan görüldüğü gibi olmayabiliyor. İçeride hı. başka bir düzent konutlu. Bu bence o zaman olduğu kadar bugünün de temel metinlerinden evet. metnelerinden biri ee, içerisinde bulunduğumuz dönemde, evet. ülkede, her yerde bu konular tartışılabilir. Peki e, bir hafta kurum olarak Lapen'in hikayeti de var kitabın içerisinde. Bu da evet. bir de şunları getiriyor aslında. Birer kurum olarak akıl hastaneleri, ruh ve hastalıkları hastanelerinin de dönüşümü zaman içerisinde giderek gelişiyor. Peki bu sürece baktığımda Aragüller'in hikayesine de giden yolda mesela Neli Bili vakası bir de neyi götürüyor, Nasıl bir rapor ortaya koyuyor? Şimdi Neli Bili dünyadaki kadın gazetecilerin en önemli isimlerinden biri. Herkesin işte korktuğu, çekindiği bir dönemde akıl hastan, nesine giriyor ama akıl hastası olarak giriyor. Burada akıl hastalarına uygulanan yöntemlerin doğru mu yanlış mı herkes aynı mı uygulandığı konusunu araştırmak istiyor. Veya işte doğru tanılar koyuluyor mu veya psikiyatristler yanılabiliyor mu Gerçekten yanıldıklarını görüyor ve dünyada haber yapıyor. Çünkü hani o zamanlar tek tip hastalıklar. Böyle hastalıklar çok sınıflandırılmamış. Üzerlerinde çalışılmamış. Tedavi durulmamış. yöntemleri tam olarak bilinmiyor. Evet, tedavi yöntemleri tam olarak bilinmiyor. Ben diyor yanıltabilecek miyim diyor. ya Çok büyük bir cesaretten çünkü o zaman akıl hastalarından çok korkuluyor. İşte hastanelere girilmiyor. Psikiyatristler veya hemşireler o dönemde çok fazla tıp gelişmediği için bir şeyler yapamıyorlar hastalara. Neli Bili de bunu dünya kamuoyuna duyurmak için içeriye giriyor muhabir olarak ama bir hasta ee, giriyor ve çalışmalarını yapıyor. Daha sonra işte gerekli mercilere yaptığı haberleri iletiyor ve dünyada bir psikiyatrist olmamasına rağmen aslında psikiyatrinin öncü isimlerinden biri oluyor farkında mı değil mi bilmiyorum ama. E, girip hastalıkların sınıflandırılması, işte akıl hastanesinde hastalara nasıl davranılması gerektiği konusunda aslında tıp dünyasında bir ışık, bir yol açıyor. Neyle bile o yüzden çok önemli bence karakter. Aravilerinde benzer bir hikayesi olmuş oluyor. Bunu kitabı okuduklarında görsünler. E, son olarak e, kitabın aynı zamanda son bir bölümü olan Bu Çocuğun Kanatlarını Kırmayın hikayesinde ben e, bir parantez atmak istiyorum. E, yani kitabı okuduktan sonra bu metne geldiğimde Hemen hemen her bölümde kimden bahsedildiği belli. Zaten isimler Hı. hemen başlarda da veriliyor. Ama burada farklı bir durum var. İşte son Hı. cümleye kadar artık kimden bahsedildiğini neden bilmeyenler, hikayeye vakıf olmayanlar bilmiyor. Bu anlamda Hı. şunu da biliyorum ki bu isim için çok kıymetli. Son olarak buraya da bir parantez açarak bitirelim. O zaman ismi ben yine vermeyeyim. Olur. Sadece bu isim benim ustam. Ee, hani benim bu hikayeleri yazmayı nasıl kurgulamam gerektiği veya gidip bir sahafta nasıl bir araştırma yapmam gerektiği konusunda Tabii ben de büyük emeği olan bir isim kendisine de buradan selam gönderiyorum ee, Bu hikayeyi en son farkındaysanız herkes vefat etmiş anlattığım hikayelerdeki Ama en son sadece yaşayan bir kişiyi ben yazıyorum o da benim ustam çünkü kitapta kendisine selam göndermek istiyorum ve onun diliyle yazdım. Dil olarak bakarsanız da diğer hikayelerden biraz daha farklı bir dil kullandım burada. Bir uslu kullandım. Kendisinin dilini yazmış oldum. Kendi diliyle yazmış oldum hikayeyi. Çünkü ben ona bir selam göndermek istedim. Yine orada da anne babanın ilkokul mezunu bir anne baba ama dönemini çağdaş aydın insanları. Yine diğer hikayelerde olduğu gibi. Burada da anne baba çok çağdaş, çok aydın. Çocuklarını alıp o dönemde psikiyatrist Atala oluna kadar götürüyorlar ki yaşadıkları hani Trabzon da uçağa biniyorlar. Çocuğun işte uçak hayalleri var uçağa binmek. O hayalini hem gerçekleştirmiş oluyor baba hem de o zamanki işte pedagogların çocuk ruh doktorlarının ne kadar önemli olduklarının farkında. Bir baba terzi işte çok böyle hani okumuş etmiş doktor veya mühendis olan bir baba değil. Ama mesleklerin ne kadar önemsiz olduğunu, toplumun ne kadar aydın gelişmiş olduğunu biz burada görüyoruz bu hikayede. Ee, ben de hem Tülay teyzeye hem Tunca amcaya bir selam, onları zaten onlara ithaf ediyorum. Hem de ustama bir selam göndermek istiyorum bu hikayede. Umarım bu selamda yerini bulmuştur diye düşünüyorum. Evet buldu. Ee, okuduğunda çok mutlu oldu, sevindi. Fotoğrafları da yine koyduğumda. E tabii farklı bir duyguya kapıldığını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Hı. Ben teşekkür ediyorum güzel sorular için. Kitabı umarım faydalı yerlere ulaştırabiliriz bu hikayeyle. Kesinlikle. Bugün Melih Yıldız'la Aklın Uçurumu'nda kitabı üzerine konuştuk. Kitapta yer alan hikayelere, isimlere, onların başlarından geçen olaylara bir an değmeye çalıştık. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programını izlediğiniz haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.